Tarih 5 Temmuz 1993. Saat 20.05. Yer Başbağlar Köyü, Kemaliye, Erzincan. Olay katliam. Bilanço 5'i yakılarak, 28'i vurularak, 33 ölü. Dram, vahşet ve katliam. Türkiye'nin yaşadığı belki de en karanlık yıllar, 1990'lar. Sivas Madımak olayının üzerinden sadece 3 gün geçmişti. Buna rağmen tüm gözler Sivas'taydı. Hiç kimse bir başka şehirde buna benzer bir tezgahın döneceğini ve onlarca insanın yaşamını yitireceğini beklemiyordu. Daha Sivas'taki ateşin dumanı tazeydi. İnsanlar ne olup bittiğini anlamadan 5 Temmuz 1993 günü bir başka memleket köşesine ateş düştü. Bu defaki adres Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı bir köydü. Yükselen feryatlar, çığlıklar ve ağıtlar Barasor Vadisi'nin son köyü Başbağlar'dan geliyordu. Beş Temmuz akşamına kadar Başbağlar'da her şey sıradandı. Tarladan dönen çoluk çocuk, herkes akşam yemeğine oturmamıştı henüz. Yorgun argın geçen saatlerin belli ki bir katliama gebe olduğunu hiç kimse bilmiyordu. Ta ki köy imamı Adil Hoca'nın akşam ezanını yarıda kesmesine kadar. Belli ki birileri özellikle akşam saatini seçmişti. 100 kişiye yakın bir militan grubu köyün girişini çıkışını tuttu. Elektriği, telefonu kesti ve hain planını gerçekleştirecek zemini sinsice hazırladı. Katliamın ilk belirtisi yarıda kalan akşam ezanı ve camiden yaka paça çıkartılan cemaatti. Ben işte olaydan işte 200 saat önce kadar yaylaya gitmiştim. Yaylıdan dönüyordum. Bir anda derede karşımıza çıktılar dönüşte. 5 kişilerdi. Yanlarında 2 kişi de bizim aşağı bir köyden daha bir abilerimiz vardı. Onlar da beraberlerdi. Bizi durdurdular. Dediler işte biz toplantı yapacağız, konuşacağız sizle. İşte konuşup gideceğiz, bize yardımcı olacaksınız dediler. Bundan sonra dedi okula gitmeyeceksiniz dedi. Buralar bizim, Kürdistan kuracağız buraya. Çocuklarınızı askerlere yollamayacaksınız, bize yardımcı olacaksınız. Biz de Kürdistan'ı kuracağız buraya dediler. Aradan biraz zaman geçti. Akşam ezanı okunuyor. Sofraya oturduk işte. Bir baktık ezan okunuyorken ezan sesi kesildi. O yıllarda terör örgütü PKK sık sık köy basıyor, kimi zaman katliam yapıyor, kimi zaman da propaganda yapıp köyden ayrılıyordu. Bu tür haberler hemen her köy halkının artık sıradan gördüğü haberler haline gelmişti. Ancak Başbağlar için bu baskın sıradan bir baskın değildi. Başbağlar sıradan bir köy ama ben köylü aklımda şunu diyorum. Eylem sırasında, eylem sonrasında ve mahkeme aşamasında, mahkeme sonrasında ki gelişmeler Türkiye'de bir Alevi-Sünni çatışması çıkarıp bir kaos ortamı oluşturmak. PKK bir köyü niye basar? PKK ise. Ya da başka bir örgüt köyü niye basar? Gelir sizden yardım yataklık ister. Vermezsiniz, yapmazsınız, basar. Eleman ister sizden. Vermezsiniz, basar. Bir eylem yapar ya da görürsünüz, devlete şikayet edersiniz, ihbar etmiş olursunuz. Bundan dolayı gelir köyünü basar. Ya da onlardan birine zarar verirsiniz, bir zayiat verdirirsiniz. Çatışırsınız, bir şey yaparsınız, basar. Köyde korucu olur, basar. Köyde jandarma olur, polis olur vesaire, güvenlik kuvvetleri olur, basar. Bunların hiçbirisi yok ki bizde. Askeri üniformalı,
örgüt rozetli militanlar tarafından çalınan kapılar bugüne kadar ne duyulmuş ne de işitilmişti. Hane sahipleri tek tek isim isim çağrılıyordu. Selim Pato, sen gel. Aydın Aydın, sen gel. Baskın yapan kimliği meçhul kişiler sanki köyü ve köylüyü yakından tanıyordu. Elinde silahlı işte elbiseli, tek takım yeşil elbise giymişler, pek rozetleri vardı hepsinin, askeri elbise gibi. Kapılar çalınıyor ama resmen kırılıyor. Biz dışarıya çıktık, dışarı çıkar çıkmaz zaten yangınlar, alevler böyle yüzümüze vuruyor resmen. 3-4 kişi böyle baktık, dipçikle vuruyor, bizi vurarak götürdüler. Köyün erkeklerini meydanda toplayan militan grup, çocukları ve annelerini ise köy meydanından uzak bir derenin kenarına götürdü. Başbağlarda yakarış ve haykırışlar birbirine karışıyordu. Çaresizlik içinde çocuklarına sarılan kadınlar bir yandan dua edip bir yandan da ölümü beklemeye başladı. Oysa ki ölüm önce erkekleri bulacaktı. Annemin anneannesini gördüm. Burasını tüfekle vurmuşlar. Kanıyordu. Geri gitti, buraya gelme diye. Onu görünce beni de zaten bırakmadılar. Oradan geri çevirdiler. Ondan sonra bizim dereye topladılar. Evleri yakmaya başladılar. Yanan ışıkları ateş etmeye başladılar. Önümüzdeki arabayı yaktılar. Ondan sonra kadınlara zinet eşyasını toplamaya başladılar, her şeylerini. Militanlar önce slogan attılar. Attıkları sloganlardan köy halkı hiçbir şey anlamadı. Belki militanlar da bir şey anlatmak niyetinde değildi. Karanlığa dönmeye başlayan akşamı binlerce kurşun sesi kapladı. Bir anda göğe kadar çıkan dumanlar başbağları sardı. Her yer yanmıyordu bu defa. 28 köylü kurşuna dizildi. Evinden çıkmayan 5 kişi ise tüm köyle birlikte yakıldı ve alevler arasında kalarak yaşamını yitirdi. Bu vahşetten beslenenler birkaç saat süren katliamdan sonra köyü terk ettiler. Geride ise köy meydanında 33 ölü, çaresiz dul kadınlar, yetim çocuklar ve yaşanmaz halde bir köy kaldı. Şehitlerimizin yanına götürdüler bizi. Baktım hani adamlar yatıyor ama neden yatıyor? Hani çocuk aklı bilemiyorsun. Annemler falan işte ağlamaya başladılar. Bizim eski muhtarımız var Ali abi. O yardım edin yardım edin. Hala da hala da kulaklarıma yani bu olayların hala da onun yalvarışı kulaklarımdan gitmiyor. Başka bir bayan geldi. İki kişi oradaydı. Bir başkası geldi. Ne yapıyorsun, ne yapıyorsun dedi. Yeter bunlar acı dedi. Acı bilanço ertesi sabah günün ağarmasıyla ortaya çıktı. Katliamın ne kadar büyük olduğunu ilk köye gelen askerler gördü. Haber Ankara'ya ulaştığında herkes şaşkındı. Zira Sivas Madımak olaylarının artçıları hala sürüyordu. Sivas'ın acısı bitmeden bu defa bir başka katliamla daha uyanmıştı Türkiye. Üstelik bu olayda ilginç soru işaretleri vardı. Örneğin katliamı gerçekleştirenler neden askeri kamuflaj giyiyordu? Yaşanan bu vahşetin sesi duyulduğu halde komşu köylerden neden hiç kimse başbağlara gelmedi? Neden yardım çağırmadı?
köye vardığımızda köy yanmaya devam ediyordu. Rahmetli Vali Yazıcıoğlu yolda rastladı bize, dönüyordu. Bir grup asker vardı. Bir grup asker de peşlerinden, teröristlerin peşinden gittiği söylendi. Yapayalnızdık yani. Kimse yoktu. Allah'tan başka kimsemiz yoktu yani. Ama birbirimize çok yakınız yani. Yani oraya gidip aşağı köyde okunan ezan bizim köyde duyuluyor. Ama yani 200 tane evin yanması mesela, yani 30 kişinin öldürülmesi, tüplerin patlaması, binlerce silah sesi hiç kimse duymadı yani. Bu vahşeti yaşayarak babalarını, abilerini, amcalarını kaybeden pek çok insanın zihninde vahşetin kareleri kadar bir de adı Seyit Ali diye bilinen bir kişi kaldı. Mevsimlik işçi olarak her yıl Tunceli'den Başbağlar'a çalışmaya gelen bu kişi köyde neden telsizle dolaşıyordu? Köydeki tüm erkekleri öldüren katiller o gün neden onu öldürmemişti? Belki de faili meçhul Başbağlar dosyasının bugün aranan kilit ismi oydu. Köydeki casus oydu. Zaten sürekli köyde olan birisiydi. Yani köye gelip giden, ot deren, köyün otunu deren, işte kendi koyunlarının gelip peynirini satan bizim köyde insandı yani. Tunceli köylerinden bir köyde yaşayanlardan işte. O zaten bizim olayları yani yapanların 20-25 kişi oradan alındı yani. O köylerden alındı yani. Zaten kendisi itiraf edenler var. Terör saldırıları, faili meçhul cinayetler ve katliamlar. Karanlık eller, odaklar yine kol geziyordu memlekette. Daha önce Maraş'ta ve Çorum'da yaşananlar gibi amaç yine Alevi-Sünni çatışması çıkararak siyasal bir kaos ortamı mı oluşturmaktı? Kardeş kavgasının olacağı iç çatışmalarla bölge halkını göçe mi zorlamaktı niyet? O halde 2 Temmuz'da Sivas'ta, 5 Temmuz'da Başbağlar'da kibriti yakan, kurşun atan el aynı el miydi? Sivas'ı yapanlarla Başbağlar'ı yapanlar aynı güçler olduğunu 1998 yılında köyümüzde evlerin temel atma töreninde merhum Sayın Ecevit de söyledi. Bırakılan bildiri vardı. Bu bildiride de Sivas'ın intikamı alındı deniyor. 3 günde hiçbir örgüt organize olup da bir köyü basıp da hiçbir şekilde zayiat vermeden, delil bırakmadan gitmesi mümkün değil diye düşünüyorum. Bildiri masa başında yazıldığı her halinden belli. İmla kurallarına dikkat edilerek yazılmış ve o kadar zarif bir şekilde yazılmış ki. Yani mağarada, dağda, şurada, burada yazıldığı, yani yazılmadığı her halinden belli. Üç günde dünyanın hangi örgütü hazırlık yapmadan, keşif yapmadan bir köyü basabilir ve hiçbir zayiat vermeden, hiçbir delil bırakmadan nasıl gidebilir? Benim aklım almıyor bu işe. Cenazelere otopsi yapılmamış. 585 tane boş kovan toplanmıştı. Orada toplamışlar. Bunlara balistik de yapılmadı. Köy yanmaya devam ediyordu, yangına müdahale edin demişti. Daha sonra bu cenazelerin aranması bahanesiyle iş makinesi gönderildi köye. Daha sonra da dozer yanan evleri dümdüz etti. Bunu neden yaptığınızı söyledik. Yani sorduğumuzda da yukarıdan öyle emir geldi dendi. Tanıkların beyanı üzerine 20 kişi yakalanarak kamu davası açıldı. Dava devam ederken pişmanlık yasası yürürlüğe girdi. Erzincan Devlet Güvenlik Mahkemesi'ndeki dava İzmir Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne gönderildi. 5 yıl süren yargılamanın sonunda 18 sanığın beraatine, 2 sanığın
terör örgütlerine yardım ve yataklık nedeniyle mahkumiyetine karar verildi. Daha sonra onlar da serbest bırakıldı. Olayın üzerinden 20 yıl geçtiği halde failleri hala bulunamadı. Devlet Denetleme Kurulu'nun bu katliamla ilgili incelemesi devam ediyor. Ergenekon soruşturması sırasındaki tanık beyanlarına istinaden Malatya Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı yeniden soruşturma başlattı. Soruşturma halen devam ediyor.